Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Mevlana Hazretlerine atfediliyor. İşte gel ne olursan gel. Demek ki herkesin gelebileceği bir mekan ki siz de bu güzel fiziki mekanın güzelliklerine yani bir kere değil, bin kere gelin. Hatta gelmek sadece bir eğitim için, bir gezmek için değil, içini doldurmak. Yani burada daha başka hizmetleriniz için zannediyorum bu semahaneyi, değişik yerleri falan da gördünüz. Oralar aynı zamanda yeniden restore ettirilirken çok amaçlı salon olarak projelendirilmiş. Yani orada bizim pazar günleri tefsir derslerimiz oluyor. Yine daha başka grup okumaları oluyor. Her ayın sosyopolitik bir tahlili oluyor. İş adamları arkadaşlarımızın, akademisyen arkadaşlarımızın toplantıları, aile eğitimleriyle ilgili, gençlerle ilgili oralar sadece bir ekole, yani bunu kendi yerel değerlerimiz açısından söylüyorum, bir nurculuk, bir Süleymancılık falan asla değil. İslami kaygı taşıyan herkese buranın kapısının açık olması gerektiğine inanıyoruz. Ve bir de bazı şeyler belki de düzgün anlaşılmaya da vesile olur. Biz sadece Konyalı arkadaşlarımız da var. Mevlana'yı sadece Şebi Aruz törenlerindeki ortadaki bir iki dönemlerle birlikte kültürel ritüelleriyle tanıyoruz. Yani dönen bir adamdan ne olur? Hele bir de tasavvufla arası mesafeli ise, işte bunlar uçuk kaçık tipler diye yorumlanıyor. Eğer bilmiyorum salonu gezdirirken, yani arkadaşlarımız mesela Mesnevi'den yukarıda beyitler var. Orada işte diyelim ki Dani Sema Çiyez veya Matlab-ı Çiyez, yani semadan gaye nedir diye söylediğinde orada ba nefs harp kerden diyor. Nefsiyle savaş etmektir. İbrahim'i kıyamdır. Yusuf'un gömleğinin kokusudur. Ona farklı anlamlar yükleyerek demek ki o dönüş ortada bir Mecnun'un dönüşü değil de daha başka bir manevi yönü olsa gerek herhalde. Mekanın eğer ruhu varsa yani bir merdiven altında yapılan bir eğitim veyahut da bir çalışmayla bu türlü manevi mekanlarda yapılan çalışmaların herhalde farkları olur. Yani burayı sakın böyle şuculuk buculuk değil, yani İslami kaygı taşıyan herkese kapısının açık olduğu bir yer olarak söylemek isterim. Ki burada bir hayır kapınız var. 7-24 mi diyorlar hocam? Sınırsız hizmet de var yani. Ben başlangıçta hocamın da belirttiği gibi gerçekten kardeşliğinden keyif aldığım, yani müminlerin Allah Resulü'nün tanımlamasıyla bir binanın taşları gibi olma vasfını herkeste hissedemiyorsunuz. Ama ben Abdülbaki Kömür gibi kendisini eğitime adamış, örnekliğe adamış arkadaşlarımda, kardeşlerimde hissettim. Ve kim bu davaya hizmet ederse o zaten herhangi bir reklama ihtiyaç olmaksızın o kardeşliği binanın taşları gibi olma veya Kur'an'ı bir tabirle dünyanın mersus üzere kurşundan kaynatılmış binanın taşları gibi olma zaten kendiliğinden geliyor. O sonradan ısmarlama bir şey değil çocuklar. Burada her ne kadar hocam topu bize atmış olsa da yani bizim yapabileceğimiz, yani benim kendi cevherimde öyle bir numara yok. Ancak olayları biraz daha açtığımızda, ancak bazı olaylara benim şahitliğim olur. Ben onları aktarırım hocam. Tamam abi, biz sizin şahitliğinize de razıyız. Yani yoksa, yani ben ilkokulu bitirdiğimde, kendi kazamda, Aybastı'da okuyacak ortaokulda yoktu. Babam rahmetli dedi ki, oğlum dedi, burada kalırsan dedi çoban olursun. Denizli Belediyesi'nde de bir abim çalışıyordu.
Onun yanına git de belki adam olursun diye bizi öylece bir çıkardı oradan. Biz Fatsa Aybastır arasını kamyonda, Fatsa Ankara arasını aktarmalı bir arabayla, Ankara Denizli yine ikinci bir aktarmayla ve ben Türkiye'nin içerisinde 11 yaşında böyle kayıplık hissi yaşayan bir adamım. Belki muhtemelen tahmin ediyorum Afyon gibi Ankara Denizli arasında artık o kaybolmanın tüm psikolojik emareleri var. Yanımdaki adama soruyorum. Emmi Denizli'ye geldik mi? Kim bilir kaçıncı soruşum? Adam bıkmış artık. Oğlum yat diyor. Gelince ben söyleyeceğim. Ve o defalarca rüyama girdi. Hani böyle bazı konuda bir imtihandan geçersiniz. O psikolojik olarak sizi biraz daha ileriki bir zamanlarda yeniden bir sarsar. O kaybolma hissi çok kötü bir şey. Bu fiziki kaybolma zaman içerisinde bu travma gidiyor. Önemli olan kendi değerlerimizden, yani imanımızdan, itikadımızdan ve ona bağlı olmakla madem izzetleneceksek, vakarlanacaksak o değeri kaybetmeyelim çocuklar. Onun kaybolmasının hiçbir karşılığı yok ve telafisi de yok yani. Eğer izzet ve itibar aranıyorsa, Kur'an'ı tabirle, o da sadece İslam'da olan bir değer. Yoksa ötekilerin izzet gibi görünen kısımları, Numan'ın belirttiği gibi, onu biz kendi literatürümüzde gurur veya kibir diyoruz ona. Hadis-i şeriflerde ve ayet-i kerimelerde karşılığıyla gurur ve kibir, insanın güzel amellerini, ateşin odunu yediği gibi yiyip bitiren bir olumsuzluk olarak bize anlatıyor. Ha bu nasıl olur? Aman çocuklar yapmayın, aman hocalar yapmayın, aman insanlar yapmayın değil. Nasıl ki bir spor takımı maça çıkarken önceden bir hazırlık yapıyorsa, o gurur ve kibir gibi, yani metresi, kilogramı olmayan, ölçülmesinde sıkıntı çeken bu değerlerle ilgili de mutlaka önceden bir hazırlık yapılması lazım. Ve bu da İslam'ın ahlakla ilgili, yani güzel ahlakla ilgili kısmını belki bizim literatürümüzde tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf diyoruz ya, tasavvuf da işin bu kısmını çözüme ulaştıran bir birimimiz. Orada nedir? İşte gururdan uzak durun, kibirden uzak durun, yalan söylemekten uzak durun. Gözünüzü ve gönlünüzü kirlendirmekten uzak durun. Ya bunların hiçbir metresi, kilogramı yok. Eğer gerçekten o manevi kir dediğimiz, insanın izzetini ve vakarını sıkıntıya sokabilecek, bunun da önceden eğitimi yapılırsa, ben istismarcılarından cümle Müslümanları ve sizlerin muaf tutulmasını dilerim Rabbim'den. Ama ehil olan birileriyle de bu işin de bir şekilde çözülmesi lazım. Şeytan aleyhillâna'nın ilmini hepiniz okudunuz değil mi? Ölçemiyoruz ama neticede kaynaklarımızın bildirdiğine göre şeytanın ilmi yok demiyorlar. İlmi var ama gurur ve kibir, Numan'ın belirttiği o, izzet ve vakarın dışındaki diğer kısımlarda haşa Allah'la resleştiği için bakıyorsunuz ki lanet okuyoruz yani. O zaman gelin, şeytanın şahsında lanet okuduğumuz bu eksiklikleri, bu olumsuzlukları gelin 2011 ve sonrasında hayatımıza sokmayalım be arkadaşlar. Yani eğer bunu yapabilirsek ve zaten Allah emredilen gibi dosdoğru olun diyor ve doğru yolu bize o ihtinas sıratan müstakim yani oradaki doğru yolu emrediyor ve Efendimiz de zaten onu gösteriyorsa arkasından izzet zaten sizin bir ziynetiniz olarak yakanızda, gözünüzde, gönlünüzde hatta kalbinizde bir ziynet, bir süs olarak sizi tamamlar yani. Yani izzeti ve itibarı illa fiziki bir cüsseyle veya zenginlikle değil, bazen o nice gönül zenginleri vardır ki
ne bileyim onların izzeti ve vakarı bugün bizim beslenmedeki materyallerimizdir. Mesela Ehl-i Sünnet itikadında kaynaklarımızda önemli bir yer alan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, fiziken çok alımlı bir sahabe efendimiz değil aslında. Ama bakıyorsunuz ki, yani Ebu Cehil gibi, yani küfrün yani bir simgesinin işini bitirebilecek kadar aktif ve öbür tarafta da ve aynı zamanda ilmiyle bize de yol gösterebilen bir kılavuz oluyor. Yani onu sadece bir fiziki üstünlük veya ekonomik üstünlük veya bilgi üstünlüğüyle sakın sınırlandırmayın. Önemli olan üstünlük, Allah katında da zaten takva ise, o takvanın bir bölümü olarak değerlendirin izzeti ve vakarı. Ha burada izzet ve vakar, önceden ısparlanmış bakkaldan ekmek peynir alınabilecek gibi bir şey değil. Bunun ön hazırlıkları yapıldığında zaten sosyal olaylar sizi bir yerlere taşır. Mesela kardeşimiz Arnavutluk dediniz değil mi? Yani Balkanlarda gerçekten bize örneklik yapan ve yakın dönemden başladığımızda rahmetli Ali İzzet Begoviç bu bakımdan yani Avrupa'da Müslümanca bir tavır nasıl takınılır, Müslümanca bir duruş nasıl sergilenir noktasında gerçekten benim için çok önemli bir idol hocam. Normalde Aliya'nın eğitimi ne? Hukuk ve ziraat okumuş değil mi? Mühendislik. İki fakülte bitirmiş. Birbirinden farklı ama onun arkasında bilmiyorum mesela Doğu Batı arasındaki İslam, o manifesto vesaire orada aslında müthiş bir bilgelik var. Ve Allah razı olsun zannediyorum Akif Emre öncülük etmişti. Bu coğrafyada da ona bilge kral diyorlar zaten. Avrupa'da Müslümanca bir duruş noktasında ben şahsen o adamın biyografisinden çok etkilendim hocam. Yani Doğu Avrupa, yani İstanbul'da bir tekbir getirmenin, Allahu Ekber demenin ve La İlahe İllallah demenin mutlaka bir kıymeti var. Kahire'de bunun kıymeti var, Tahran'da bir kıymeti var da Avrupa'daki kıymeti çok daha anlamlı ve çok daha önemli. Ve bu adam Allah'ı büyükleyen bir anlayış üzere bir mücadelede öncülük yapıyor. Ve adam ta gençliğinden beri yani geliyor diyelim ki ben Genç Müslümanlar Teşkilatı'nı kuracağım. Tito'nun o akıl almaz zulmü ve çalışma kampları ve Avrupa'daki kardeşlerimizin bu noktadaki sınavı çok daha çetin olmuştur. Ve o sıkıntılarda yine bakıyorsun doğruyu söylemekten çekinmiyor. İlk kurdukları teşkilat, Genç Müslümanlar Teşkilatı, Müslüman'ı sınage ediyoruz değil mi? Biyografik olarak bir bakın isterseniz. Ve zaman içerisinde, yani bu kısmını daha önce arkadaşlarıma da aktarmıştım ama ben etkilendiğim için bir daha tekrarlamak isterim. Bunu o Genç Müslümanlar Teşkilatı'nda, onun yönetim kurulunda bulunan Ömer Behmen diye dava arkadaşlarından dinlemiştim. Aliya diyor cezaevindeydi. Cezaevinde biz de diyor Genç Müslümanlar Teşkilatı'nın Saraybosna'daki başkanının evinde gece toplantımız vardı. Ve gecenin geç vaktinde kapı çalındı. Tak. Hepimiz bir anda tedirgin olduk. Acaba Tito'nun adamları yeniden mi geldiler? Hangi çalışma kampına gideceğiz? Hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız? Ama başkan bize ikaz etti. Dedi ki tedirgin olmaya gerek yok arkadaşlar. Bu kapı çalış stili Aliya İzzet Bekoviç'in stiline benziyor. Ama cezaevinde ve gerçekten o önde biz tedirgin arkada kapı açıldığında kapı da Aliya. Sevindik bir anda diyor, içeriye buyur ettiğimizde, içeriye geçmeden şunu dedi. Ben cezaevindeydim, biliyordum ki siz periyodik olarak bugün burada toplantınız var. Cezaevinden çıktığımı haber vermek ve bundan sonraki sorumluluğum ne, bunu öğrenmek için buraya geldim.
İşte İzzet bu arkadaşlar. Adamın adı da İzzet, eylemi de İzzet ve bugün bizim için de hala bir beslenme kaynağı. Nasıl bir çocuk için anne sütünün önemi neyse, yani bu noktada ben sorumluluğumu bundan sonra öğrenmek için geldim diyebilecek kadar sorumluluk bilincine sahipse bu adam gerçekten bizim önderimiz olmalı. Ha savaş gerçekten zor bir şey. Efendimiz de diyor bela talep etmeyin. O sıkışık dönemde Sırpların, yani o zulmü Yahudinin zulmünden az bir şey değil aslında hocam. Yani o savaşın stresinde, yani insanların can alıp can verdiği bir ortamda, malın, namusun, her şeyin ortada olduğu ve risk altında olduğu bir ortamda ve Sırpların ve Hırvatların yapmış olduğu bu ahlaksızlıklar karşısında Boşnak gençler bir gün Ali'ye gelip diyorlar, efendim bize de müsaade et. Bu Sırplar bize ne yaptıysa müsaade edin, aynısını biz de yapalım. Onlar bizim akıl hocalarımız değil, diyor. Eğer haklı bir davayı doğru bir şekilde temsil ederseniz, bunu ister siyasi alanda yapın, ister askeri alanda yapın, ister ilmi alanda yapın, ister sivil toplumda, eğer onlar bizim akıl hocalarımız değil de bizim kendi değerlerimizi düzgün temsil edebileceksek, vallahi bizi kimse tutamaz o zaman arkadaşlar. Ha diyelim ki burada haşa Ali İzzet Begoviç'i kutsamak, öyle bir şeye gerek yok. Eğer kutsansaydı, Seyyid Kutub'un ifadesiyle, Allah diyor bu dini bize öğreten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bize kutsatırdı ve bize de Muhammediler derlerdi. Allah buna bile müsaade etmedi diyor ve bizi kelime-i tevhidin etrafında topladı. Kim ki la ilahe illallah derse İslam'a giriyor ve onun dışında daha başka bireysel bir kutsama yok. Ama peygamberlerin de mutlaka kendilerine ait vasıfları var. Siz zaten çoğunuz ilahiyatçısınız. Bunları biliyorsunuz. Ve onlar o şekliyle peygamber olunuyor. Yani yoldan geçen bir adamın peygamber olması veya peygamberlik iddiasında bulunan insanların o densizlikleri bugün komiklik olarak veya sapkınlık olarak anlatılıyor değil mi? Hepiniz biliyorsunuzdur. Ama burada bu sapkınlığa uğrayan insanlara baktığımızda mesela yalancı peygamberler Efendimiz'den sonra bir hayli çıkmış. O Müseyleme bunlardan bir tanesi aslında. Yani biz Müseylemetül Kezzab'ı zannediyoruz ki sadece bir tane bu. Bir sürüsü var. Bakmış, işi iyi götürüyor ve o arada da bir hanım çıkmış. Ulan bu rantı hep diyor erkekler götürüyor. Bu zamana kadar diyor hep erkeklere peygamberlik gelmişti. Bundan sonra diyor biz hanımlara da geldi. Ben de peygamberim diyor. Kadın alımlı bir hanım. Fiziken alımlı bir hanım. Allah kimseyi sapkınlığa düşürmeye. Ve o alımlı hanım bakıyor ki Müseyleme rant bölünüyor. Yani yarısını hanımlar, yarısı da kendi kesesinden gidiyor. Ve kadına diyor ki, ey kadın diyor, bu işin diyor ne olup olmadığını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ama gel diyor, bu rantı bölmeyelim diyor. Ben seni nikahlayayım, sana da diyor yüz görümlü olarak diyor sabah ve yatsı namazlarını bağışlayayım. Şimdi Allah insanı sapıtmasın, sahibi Allah olan bir din üzerinden adam ticaret yapıyor. Yani namazın, haccın, orucun, zekatın sahibi olan Allah ve onun peygamberliğine, yani sözüm ona soyunan tiplerin artık duracak bir yerleri yok. Dünyada da onların itibarları yok, ahirette de Allahu Alem hiç olmayacak yani. Çünkü adili mutlak olan Rabbim mutlaka onları bir şekliyle dünyada da rezil etti. Ahirette de zaten bu rezaletlerini hepimiz orada gittiğimizde göreceğiz inşallah. Uzunca bir dolaştığım bu kısmına girmeyeceğim ama bu Ahmet Kadiyani'nin de yani cehalet gerçekten büyük sıkıntı hocam. İlk önce Hint Yarımadası'nda yani bugünkü Sri Lanka, Bangladeş,
Hindistan, Pakistan ve bir kısım Afganistan'ın bulunduğu bölge Hint Yarımadası ve 47'ye kadar da zaten İngilizler orayı işgal altında tutmuşlar. Bu Ahmet Kadiyani denen alçak normal namazını kılan bir tip aslında. Bakıyor ki bu iyi bir itibar. Hatta işte bizim nafile namazlarımız, işrak, teheccüd, duha gibi onları da kılıyor. İyi bir alan oluşturuyor. Sonra diyor ki ben şeyhim. Şeyhlik de iyi bir alan kazandırıyor. O da yetmiyor, ben Mehdi'yim diyor. Mehdilik de alanı biraz daha genişletiyor. Bakıyor ki orada bölgede Müslümanların yanı sıra Hindular, Sihler, değişik insanlar da var. Bir de onların bir gayip, bir bekledikleri bir figür var. Ben aynı zamanda oyum diyor. Bu sefer çift tarafa tezgah açıyor, her taraftan. En sonunda da zaten hepsinin üzerinde ben peygamberim diyor. Ve haşa Saf suresindeki o benden sonra peygamber gelecek, adı da Ahmet olacak. O Ahmet benim diyecek kadar da sapıklaşıyor. Onun için burada hasreten kardeşlerim, çoğunuzun ilahiyat okuması güzel. İlim insanı koruma açısından çok müthiş bir sigortadır. İlim gerçekten müthiş bir sigorta. Ama ilmi Allah ve Resulünün çizgisi içerisinde korursak bu bizi korur. Yoksa şeytanın ilimsizliği, demin söylediğimiz gibi öyle bir şey yok. Veyahut da ne bileyim bugün Afganistan'da mesela ilk gittiğimde Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Abdülveli Hüccet diye bir adam vardı. Yorumu şu: İslam'da da diyor zaten faiz haram, komünizmde de diyor zaten sıfır faiz üzerine bir politik oluşturuluyor. Bir tarafta haram demiş, bir tarafta sıfır faiz demiş. Dolayısıyla örtüşüyor. İslam eşittir komünizm. Af buyurun, bu alçak adam zihinleri bulandırıyor ve insanlar da zaten bilinçli bir İslam'a sahip olmadıkları için bir anda İslam'la sosyalizm iç içe karıştırılıyor ve insanlar ne Müslümanlığının izzetini yaşayabiliyor ne de komünizmin sapkınlığını kavrayabiliyor. Eğer o istikamet olan o ilmi düzgün telaffuz edemez, düzgün temsil edemezsek Allah muhafaza sapkınlık kendiliğinden geliyor. Ha, buraya belki daha önce aktarmıştım, arkadaşlarımın dinleyenler de olabilir ama o kitabi ilmin bir de mücessem hale gelip uygulanması da çok önemli. Yani bazen bilenler, mesela bir gün bir ateş hattında kaldık hocam. Yani hem havadan bombalıyor Ruslar, hem de yakın mesafede. Çok büyük bir sıkıntıydı. Orada İmam Efendi dedi ki arkadaşlar gelin bugün dedi Salatül Havf, yani korku namazı kılacağız. Bu dedi İslam'da vardır, işte şöyledir, böyledir, Salatül Havf'ı anlattı. Neyse, o haleti ruhiye içerisinde insan psikolojik olarak imam, bir de o da bunun gereklerini anlatınca, şimdi asıl anlatacağım böyle, Allah selamet versin, çok yiğit bir mücahitti. Biraz da geç kaldı, konuyu da tam anlayamadı. Ama asıl yiğitlik, izzet ondaydı, şimdi anlatacağım. İmam ön tarafa geçti, işte Salatül Havf kılacağız diye. Ne hoca dedi, ne kıldıracaksın? Korku namazı. Biz dedi, kimden korkuyoruz da sen bize korku namazı kıldırıyorsun? Çekti silahı, geç dedi, adam gibi bize öğle namazını kıldır. İmam gıkını çıkartamadı, bizi öyle yakaladı hocam. Yani eğer ilmin kılavuzluğu, eyvallah, yani öyle bir ortamda, yani siz işte tebliğci olacağız, işte sosyal dokuda efendime söyleyeyim geleceği şekillendireceğiz diyorsanız, ilmin kılavuzluğu size bu medeni cesareti veya feraseti de beraberinde getirmeli. Eğer kitaba dayalı bir ilimle yetinirseniz, kitap ezberleyen bir sürü arkadaşlarımız vardı.
Ve gerek bu coğrafyada, gerek farklı yerlerde bir sürü bunun uygulamaları varken, bizim o zaman kitabi ilmin yanı sıra adeta işte hocamlar rehber, yani bunların sahasına giriyor. Hayatı ezberlemiş bazı tiplerin de kılavuzluğuna ihtiyaç var. Bu ister siyasi alanda olsun, ister askeri alanda olsun, ister ticari alanlarda olsun, birini diğerinden asla ayırmayın yani. Ve bizim inancımızda da zaten Hristiyanlıkta olduğu gibi, yani rahmetli Necip Fazıl bunu çok kullanırdı hocam hatırlarsan, İslam'da akıl vali olan herkes bu dinin mükellefidir. Din adamı ve din adamsızlığı diye bir tanımlama olmaz derdi. Akli yeterlilik olduğu andan itibaren bu dinin hepimiz adamıyız yani. İmam Hatip ilahiyat okuyanı kadar mühendislik okuyanı da bu dinin mükellefi. Tezgahı başındaki helal kazanç için koşturan bir adam da bu dinin mükellefi. Evde evin hizmetini gören hanımefendiler, annelerimiz, bacılarımız da bu dinin mükellefi. Onun için sakın ha bu dini birilerinin tekerine koyduğumuz zaman bu Hristiyanlıkta var ve ona da zaten ruhbanlık diyoruz değil mi hocam? Efendimizin diliyle o bizim tanımlamamız içerisine girmiyor. Burada belki bir örnek daha yine oradan aktaracağım. Ruslar Afganistan'dan çıktığı zaman hocam, tam çıkma aşamasında Rawalpindi'de toplantı yapıyor. 300 tane Afganistan'ın farklı yerlerinden ulemayı getirdiler. Başı sarıklı, toplumun saygı duyduğu. Yani ilme ve ulemaya orada müthiş bir saygı var. Zaten şu andaki hareket de Taliban, yani talipler, talebeler hareketi. Yoksa eğer bu ismi koymasa, mühendisler hareketi, tüccarlar hareketi dese, iki günde millet bunu taşlar. Ama bu Taliban olma, taliplerden olma veya molladan olma toplumda müthiş bir ağırlık. Keşke diyorum o hocalar, bu talipler İslam'ın izzetine uygun, vakarına uygun bir temsil yapabilselerdi. Bu temsil sadece kaportada, sarıkta, saçta, sakalda, cübbede değil de inançta olsaydı, stratejide olsaydı biz böyle sıkıntılara düşmezdik o zaman arkadaşlar. 300 tane il ulema orada bir haftadır istişare ediyor, çalışmalar yapıyorlar. Diğer Peşaver'den, cepheden tanıdığım komutan arkadaşlarım da geldi. Bizi içeri almadıkları için içerideki kim ne teklifler vermiş, onları dışarıda yorumluyoruz. İşte kim yarın o toplantıya katılacakmış, daha ne kadar sürecekmiş, onlara da akşam bizim evde mütalasını yapıyoruz. Ve benim evimde de o gün bu Kabil'in güneyini savunan Bilal-i Şekerdere'yi diye bir arkadaşım vardı. Çok yiğit bir komutan. Allah ondan razı olsun. Bedenindeki diğer kurşun yaralarının yanı sıra bir muhasarada kaldık diyor. Muhasarada en önde yürümeliydim ki ekip kurtulsun. Yoksa hepimiz donacaktık diyor. Ve göğsüne kadar olan bir karlı bölgede en önde yürüyerek o yürüme sırasında da ayak parmakları donmuş ve eklemlerden de ayak parmakları kangren olup düşmüştü. Ayak parmakları olmayan. Dolayısıyla kendisini her şeyle ispat etmiş bir adam bu. Akşam muhakemesini yapıyoruz bunların. Ya İncinir dedi. Bak bu zamana kadar 10 yıldır dedi. Bu mücadelede ön safta dedi biz varız. Soğukta sıcakta mücadele eden biziz. Açlığa açıklığa direnen biziz. Can alıp can veren biziz. Tüm bu sıkıntılara rağmen uğruna bunca mücadele ettiğim bir sistemin kurulmasında, yani İslam sistemi kurulacaksa bedel ödeyen benim hiçbir düşüncem içeride konuşulmuyor veya ben temsil edilmiyorum. Temsil başı sarıklı hocalar tarafından. Böyle İslam olmaz dedi. Biz de kitaplarımızdaki şekliyle nedir? Ehlül ehal vel ak diyoruz. Seçme ve seçilme hakkına haiz olan insanlar. Onu kim bilir? İşte ulema bilir. O gün bunu ciddi bir şekilde daha irdeleme, tartışma demiyorum da açma ihtiyacını hissettik.
Ve arkadaşlarımız, Allah razı olsun, dediler ki İslam sistemi tamamen sınıfsal bir sistem değil. Hocaya, mühendise, doktora, tüccara, kadına, erkeğe ait değil. Herkesin içinde izzetle temsil edebileceği bir sistemin adıdır. Ve burada da herkesin aklı bulunması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki abi iyi ki ilahiyata gittik, bizi taşlıyorsun. Sakın ha, başlangıçta söylediğim gibi ilmin kılavuzluğuna ben inanan birisiyim. Ama ancak o ilim, yani o bizi kuşatacak ilim, bizi bir noktada doğru bir noktaya götürebilmesi için aydın, entelektüel bir düşünceyle de beslenmesi lazım. Yüksek derecede bir stratejiyle de beslenmesi lazım ki oradan olgun bir ürün çıksın. Mesela Aydınlar Hoca diye bizim geçmişte aktifti, şu anda pek aktif değil ama rahmetli Sabahattin Zaim hocamız anlatmıştı. Bu Aydınlar Ocağı'nın dedi fikir babası Necip Fazıl'dır. Yani bu ülkenin geleceğini aydın, entelektüel, İslami donanıma sahip insanlar şekillendirecek. Bu çalışma grubumuzun adı Aydınlar Ocağı olsun. Yani aydınlanmanın zaten temel ögesi dindir. Yani düşünce, felsefe, sanat, mimari, estetik vesaire onu tamamlayan medeniyetin diğer imgeleridir zaten. Onun için eğer biz bu dini düzgün temsil edeceksek, bu kolektif bir anlayıştan geçer. Yoksa tek başına söylediğimiz gibi kitaba dayalı bir ilim bizi her zaman doğru noktaya götürmez. Ve burada tabii temsil olarak işte kaynaklarımızda sahabe dönemimizde mesela bir Halid bin Velid radıyallahu anh'ın kim diyebilir ki ilmi yoktu? Kim diyebilirdi ki ticari bir kabiliyeti yoktu? Kim diyebilir ki ailede iyi bir aile babası değildi? Ama Halid bin Velid deyince biz hep işin cihadi yönünü hatırlıyoruz. Niye? O orada bir temsil yakalamış. Abdurrahman bin Avf deyince aklımıza ne geliyor? Helal kazanca dayalı ticaret. O kadar üretken bir kafa ki herkesin Medine pazarında hurma tezgahları atıl çalışmıyor. Onunki habire doluyor, boşalıyor, satılıyor. Ya nasıl yapıyorsun diye gidiyorlar. Yani aynı pazarda biziz diyor. Ben aldığım fiyata satıyorum diyor. Ya aldığım fiyata satıyorsun, nasıl oluyor peki? Alıyorum, satıyorum ama çuvallar da bana kalıyor diyor. Şimdi burada biz bir şey çıkartabileceksek, düzgün, dürüst tüccarın işte Asya'nın fethindeki rolünü, ne bileyim Arap Yarımadası'ndaki bir mücahidin rolünü veya ne bileyim Balkanlar'da, Avrupa'daki bir Osmanlı akıncısının rolünü ve bu eylemi asla birini diğerinden ayırmayalım arkadaşlar. Yani hangi birimiz düzgün bir iş yapıdık da karşılığını alamadık? Hangi birimiz komşumuza selam verdik de karşılığını alamadık? Ha bazen olmaz dersiniz. İşte Orhan dedi ki ben Çanakkale'liyim. Geçen Edebiyat Fakültesinden bizim bir arkadaşımız var. Bu Dünya Edebiyatçılar Birliği diye burada diyor bir toplantı yaptık. İşte farklı ülkelerden gelen edebiyatçılar da diyor paylaştık. İşte bir kişiyi ben aldım, iki kişiyi başka arkadaşlar aldı. Bu da bizim Hüseyin Sarıoğlu profesör. Bana da diyor Yeni Zelanda'dan diyor bir profesör düştü. Bir hafta boyunca diyor tabir caizse bir kuş sütü ikram etmediğim kaldı diyor. Adaba tevessüm ediyorum, boğaza götürüyorum, balık yediriyorum, arabamda şey diyorum, arabaya iner binerken elinde tutuyorum diyor. Yapabileceğim her şeyi yaptım diyor. Adam diyor asık bir çehre, bir türlü tebessüm bile etmiyor. En sonunda diyor patladım. Ya arkadaş bak bir haftadır bir insan olarak bu bölgedeki misafirperverliği en uç noktada sana gösterdim. Bu asık surat nedir ya? Bir anda diyor patladı diyor. Dedemin katillerine tebessüm etmemi beklemezsin herhalde.
Kimsenin deden? Benim dedem bir siz Çanakkale'de öldürdünüz. Oğlum tamam, senin dedeni biz Çanakkale'de öldürdük de senin dedenin orada işi neydi? Ha şimdi o asık surat, ha ben bu yönüyle hiç düşünmemiştim diyor. Gelin yani birilerinin asık suratını veya birilerinin kilitlenmişliğini açabilecek o sihir bizde olması lazım. Yani bunun ticari olarak, insani olarak, cephede cihadi olarak, ilmi olarak, yani çok basit bir şekliyle bile asla bunu görmeyin. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umre yolculuğunda Talha radıyallahu anh'ı çağırıyor. Gel diyor. Allah razı olsun. Onların arasındaki ilişki çok tatlı. Fedake ebi ve ümmi ya Resulullah. Ben değil de anam, babam, her şeyim sana feda olsun. Buyur efendim. Ne bu halin diyor. Ya Resulullah, yolculuk hali diyor. Üstümüz, başımız, işte ihram sararmış. Saç baş birbirine karışmış. Yani mazeretini bildiriyor. Ama sen Talha'sın diyor. Eğer Talha olursanız, Zübeyir olursanız, o zaman kılığınız, kıyafetiniz, düşünceniz, aile hayatınız ona uygun olması gerekiyor. Ve bunun da karşılığını mutlaka görüyorsunuz. Gözünüz seveyim arkadaşlar, hayatın daha başındasınız. Yani siz eğer gerçekten kılığınız, kıyafetiniz kadar her şeyden önce düşüncenizi, ameli salihinizi, stratejinizi buna uygun yaptığınız süre içerisinde toplumsal dönüşümde o zaman etkiniz olur. Eğer zihni bir altyapınız olmazsa eksiktir. Yanlış demiyorum. Bir yere gittiğiniz zaman bir aşır okursanız kafasına gözüne vurarak dağbaşı makamından okuyacağınıza düzgün tilavet okuyun. Düzgün bir mahreç okuyun. Veyahut da orada oturma kalkma oranın kurallarına uygun olsun. Veyahut da ne bileyim konuşmalarınızda edep dediğimiz, erkan dediğimiz o şeylere riayet edin. Veya ticaret yaptığımızda hani bize büyüklerimizin anlattığıyla sonucu ne satan ben bu işten zarar ettim desin, ne de alan ben onu kandırdım desin. Alanı ve satanı rahatsız etmeyecek ve aksine birbirine yaklaştırabilecek bu hayatı kolektif değerlendirdiğimiz süre içerisinde izzet, vakar ondan sonra geliyor hocam ben. Ha bunun diyelim ki kitabı defteri var mı? Kitabı defteri, burada örneklik ve önderliği belki son olarak bunu konuşmamız gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği bizim için baş örnekliktir. Ya bu Efendimiz her türlü sıkıntılara rağmen Medine'de artık sıkıntı daha farklı bir yöne şey diyor, imkanlar var. Ama buna rağmen yine lükse, israfa, debdebeye düşmeden hasır üzerinde yatıyor ve mübarek bedenine hasırın izi çıkıyor. Ve o örnekliği gören sahabe efendilerimiz, ellerinde imkanlar olsa bile demek ki lükse ve israfa düşmemenin yolunu ondan öğreniyorlar. Ha burada diyelim ki dayanışma, dayanışma çok güzel. İşte kaynaklarımıza bakıldığında ensar ve muhacirin, hadi kardeş olun. Bunlar kelimelerle belki hızlı geçiyorum, hep bildiğiniz şeyler. Ve bu kardeşliğin şartlarını da Efendimiz ortaya koyuyor. Çok güzel tablolar var orada. Ama cevap, işte malın yarısını, mülkün yarısını, her şeyin yarısını bölüyorsun, kardeş olacaksın. Yani muhacir de demiyor ki ya avantadan bir yarı servete konduk, burada işimizi yürütelim. Hayır kardeşim diyor. Malın, mülkün, ehlin sana mübarek olsun. Bana pazarın yolunu göster. Yük olmayan bir kardeşlikte örneklik. Töhmet getirmeyen bir kardeşlikte örneklik. Gelin 14 asır önce Medine'deki bu tatlı rüzgarı
2011'de biz İstanbul'da yaşayalım ya. Ha bu olur mu? Bal gibi olur yani. Niye? Çünkü Efendimizin veda hutbesinde son olarak bize bıraktığı iki temel emanet vardı ya. Hiçbir zaman bırakmayacağımız ve tamamen ona sarıldığımızda o değerler zaten bizi hem diri tutuyor ve hem de bozulmalara karşı yani bizi daha güçlü tutuyorsa o zaman Kur'an'ımız ve sünnetimizin diriliğinde diğer dinlerde olduğu gibi hiçbir şek şüphe yoksa o gün izzetlenen, o gün vakarlanan bu tablo bugün de karşılığı olur mu? Olur mu arkadaşlar? Çünkü kaynak aynı. Yeter ki o ruhu hiç olmazsa fotokopisini yapalım yani. Kumaşımız bir günlüğüne bile olsa Ömer'inkine benzesin. Osman radıyallahu anh'ine, Ali'ninkine, Ebu Bekir'inkine benzesin ki o bereketi, o örnekliği günümüzde temsil edersek Allah'ın izniyle bizi kimse tutamaz. Ve bu yönüyle yani eğer gerçekten bir sosyal doku, yani sosyal dokuda takva eksenli bir dönüşümse o zaman insanın örnekliğini, insanın izzetini ve vakarını eksene koymak mecburiyetindesiniz. Allah kitabında hükümleri bildiriyor ama o hükümleri icra edecek insan, halife olan insan, başkası değil bizleriz yani o da. O zaman ne olursunuz? Hayatın başlangıcında ben bundan sonra kirlenmeyeceğim ve kirlendirmeyeceğim. Ben bundan sonra şunu veya bunu değil, sadece ve sadece Allah'ı razı edecek, dünyada da itibarı, ahirette de itibarı kazandırabilecek, Allah'ı merkeze koyan, dini kale alan bir anlayış üzere yürüyeceğim. Eğer bunu dediğimiz zaman siyaset de yapacaksanız yapın ama siyasetin o kokuşmuşluğu değil de demin söylediğim değerlerle birlikte oraya bir seviye katarsınız. Akademik ortama da gidin, ilim de lazım. Profesör olun, yani gidip merdiven altında 3. sınıf bir insan olunacaksa zengin olun, profesör olun, nitelikli olun, güçlü olun. Eyvallah, zayıflığın bir ederi gerçekten yok. Ama gittiğiniz yerde ticari bir ortama şu ruhu taşıyın ve onları yükseltin. Siyasi ortama taşıyın bunu, sanat ortamına taşıyın bunu ki toplum öyle dönüşür zaten. Ve burada gözünüzü seveyim. Efendimiz de buyuruyor ya, korkaklıktan, cimrilikten, pislikten Allah'a sığınırım diye. Yani bu türlü, yani aradaki bize de güncelleyebileceğimiz bu hadislerden de çıkarımlar yaparak, toplumdaki bu dönüştürücülük rolünü hiç falana filana ihmal etme, falana filana ısmarlamaya gerek yok. Yani bunu biz yapmalıyız ki kendi cennetimiz için hem azık olsun. Yani buraya gelip de buranın fiziki güzelliği, ikinci, üçüncü seferinde buranın fiziki güzelliğinin yanı sıra burada bir ders halkası ile birlikte buraları güçlendirin. Veyahut da ne bileyim Bolu Dağı'nın neresinden Alacadağ mı? Ha, Aladağlar gerçekten yani Köroğlu'na bir dönemde mekan olan yerler, yani oralara farklı bir anlam kazandırsın ve Bolu'daki insanlar sizin bu manevi rüzgarınızdan etkilenebilsin. Ve bu bakımdan yani ben gerçekten bunları yapabileceğiniz kanaatini taşıyorum. Ve son olarak şunu derim ki, sakın ha, daha 20'li yaşların başısınız. Erken büyüyüp de böyle, hani böyle etrafımızdaki bazı sıkıntıları görüyorum. İşte hocam yıllardır eğitimci. Çocuk, bence çocukluk yapmalı hocam yani. Düşmeli, kalkmalı, oynamalı, hata yapabileceği kadar da bir alan bırakmalı. Çocuk biraz büyüdüğü zaman, genç olduğu zaman da genç olmalı. Zaten ondan sonra isteseniz de geri çocukluk yapamazsınız. Bugün bir kumandalı arabayla oynadığınızı birisi görse babanız size güler değil mi? Bir de fırça atar üstelik yani. Şimdi bazı yerlerde arkadaşlarımızı çok erken yüklemeyle birlikte hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım erken büyütüp
Ya adam 15 yaşında burnundan kıl aldırmıyor. İşte İmam-ı Azam dediğimiz nasıl bir azamsa ben de diyor Mehmet Azam'ım. Estağfurullah. Bu had bilmezsizliğe, hudut bilmezliğe asla düşmeyelim ne olursunuz ya. Yani birilerinin kirli zihniyetinin konu mankeni siz olmayın. Ben şahsen diyelim bir arkadaşımın evine gittiğimde bakıyorum kütüphanesi aslında bir insanın kütüphanesi onun aslında şeyini veriyor, X-ray'ini veriyor hocam yani. Yani eğer arkadaşımın diyelim ki Yıldız'la beraber bu okuduğum bir arkadaşım eğer kütüphanesinde rüya tabirleri, şifalı bitkiler, bilmem ne falan filan varsa o kitapları alıp hiç olmazsa imha etmiyorum ama en alt dibe koyuyorum. Ve böyle bazı arkadaşlarımızın da işte gençlerin toplantılarına gittiğimizde bakıyorum daha İmam Hatip birinci sınıfta yani altıncı sınıftı. Şimdi gerçi orta sekizinci sınıftan oluyor. Altıncı sınıftaki çocuğun kütüphanesinde Feyzilal var. Yani tevhim var. Bu da aslında yazık oluyor yani. Bu çocuğun ilk okuyacağı şey tevhim olmamalı. Yani bu erken büyütme veya yaşlı insanların çocukluğu bu terslikten bizim kurtulup daha böyle dengeli olmamız gerekiyor. Ve bunun da yine Necip Fazıl merhumdan bugün çok bahsettik. İstanbul'a geldiğimde çok etkilenmiştim ondan. İşte bize bir ortamda şeyi anlattı. Nasıl okuma yazmaya başladığını efendime söyleyeyim. Bugün ben 60 yaşındayım. Hala o söylediği Batı klasiklerini hala okumadım. Shakespeare'i şu yaşta okudum, Dostoyevski'yi bu yaşta okudum falan deyince Kasım abi yanında biraz heyecanlanarak peki üstad dedi okula gitmeden okuma öğrenmişsin, Batı klasiklerini okumuşsun, sizde dedi ne türlü etki oluşturdu? Biraz tikleri de vardı böyle kırışık suratlar, elinde sigarası falan kendine ait baskın bir karakter. Kundaktaki bebeğe oturtmalı zeytinyağlı dolma nasıl tesir ediyorsa bana da aynı tesiri yaptı dedi. Ha baktım ki o bazı numaralar o yanlış beslenmeden kaynaklanıyor. Ben burada konuyu açmış olayım. Eğer bu ritüelde devam edelim ve arkadaşlarımın katkıları varsa bunu bir koroya da dönüştürebiliriz. Veya sorular olursa veya arada söylediklerimde açılması gereken bir şeyler olursa o kısmını da ben tamamlamış olurum inşallah. Özür dilerim. Ben konuşurken de unuttum. Cidden hakkı helal olsun. Yani herhalde bize toplar dediğimiz zaman bir insanın diğer insanlara karşı hali tavrı aklımda geliyor da hani bir aile oluşturduğum zaman o ailenin izzeti bakar nasıl olmalı? Bireysel olarak geliyor da aile olarak yani bir toplum, her toplumun bir karakteri var. Müsaade ederseniz ya bunu en çok hacda gördüm. Belki içinizde hacca giden var mı bilmiyorum, Umre'ye giden vardır belki. Orada her toplumun bir karakteri var. Bir bakıyorsunuz mesela tavaf yaparken bile bunu hissedebiliyorsunuz. İşte doğudan gelenlerin bir tavaf edişi var. Kimseyi umursamadan ezerek, kırarak, dökerek. Uzak doğudan gelenlerin bir nezaketi var, ezilerek, utanarak, sıkılarak. İşte Afrika'dan gelenlerin baskın bir karakteri var. İşte İHA dolayısıyla Afrika'ya, Asya'ya değişik yerlere gittim. Orada mesela her milletin hakikaten bir karakteri var. Habeşlilerde sanki uzun yıllar hep sömürü altında kalmışlar. İtalyanların özellikle, İtalyanların ve Fransızların. Adamların şey kölelik ruhlarını işlemiş. Bir köye gittik mesela. Susuzluktan kırılıyor köy, Müslüman köyü. Hristiyanlar da aynı, fark etmiyor. 200 metre, 300 metre ileride azgın bir nehir var. Ama oradan kanal kazıp ya da başka bir yolla şeye su getirmeyi akledemiyorlar. Yani o organizasyonu yapacak bir araya geliş karakteri yok. O topluluğun karakteri. Birinin onlara emir vermesi lazım. Evet, birinin emir vermesi lazım. Bu şeyde mesela Amerika'da
zencilere özgürlükleri verildikten sonra zencilerin bir kısmı geri döndüler sahiplerine. Çünkü o güne kadar hep emir verileri iş yapmışlar, bizi geri köle olarak alıyorlar. Her Yiğit'in böyle bir karakteri var. Müslümanı genel itibariyle bölgesel olarak değil de coğrafya dışında öyle mi anlamalıyız? Bu bir, nasıl bir şey olmalı, İzzet, Bakar olmalı? Ya işte bunun başlangıçta söylediğim gibi kitabı defteri olmayan ancak tüm değerlerimizle birlikte zaten onun ürünü yani İzzet Vakar dediğimiz şey Müslümanın o adeta böyle aroma mı diyoruz yani nanenin kendine ait bir aroması var, turuncun bir aroması var. O oradan zaten çıkıyor. Yani birileri bana İzzetli desin, birileri bana şunu desin diye dediğin anda zaten ayağın gidiyor yani. Yani o zaman işte ateşin odunu yediği gibi insanın ibadet taatından edindiği hayrı orası kemiriyor. Dikkat ederseniz bazı mesela işte sanatçı diye bilinen tipler işte alkışlamıyorlar, ne bileyim işte omuzlarda taşınıyorlar vesaire. Vay be diyorsun. Ama onların hasılasına bakıyorsun, sonucuna bakıyorsun. Yani normal bir insanın itibarı kadar itibarları olmuyor öldüğü gün. Ondan sonra da sağa sola sataşıyorlardı. Vay be bu millet işte ömrü boyunca bunu alkışladı ama cenazesine 50 kişi geldi. Yani bir kıymet harbiyesi yok ki, bir özgür ağırlığı yok ki bu toplumun genetik değerlerinde. Veyahut da adam maça gidiyor, 90 dakika bağırıyor, çağırıyor. Niye? Parasıyla şey diyor. Maç bittikten sonra onun bir hükmü kalmıyor. Yani gelin bizim itibarımız, yani imanımıza dayalı o ibadetimizde, itikadımızda, ticaretimizde, helal kazancımızla birlikte biz onu her halükarda koruyalım. Ama sen bunu ailede deyince, geçen sene ben bir nakil yapmış olayım. Buraya Saadettin Ökten Hoca'yı davet etmiştik. Saadettin Ökten Hoca da, çoğunuz İmam Hatip Lisesi mezunusunuz, bunu mutlaka belki biyografi olarak da bir incelemekte fayda var hocam. Mahmut Celaleddin Ökten, İmam Hatip Liselerini kurumsal bir hale getiren, müfredatını akademik bir ortama taşıyan, gerçekten bu ülkede bilinmesi gereken bir hoca efendi. Aslan Trabzonlu, ve oğlu Saadettin Ökten, Profesör Saadettin Ökten'in tabiriyle babam diyor Trabzon'dan geldikten sonra diyor tamamen diyor bir İstanbul beyefendisi gibi giyindi. Bir daha diyor Karadeniz lehçesini hiç konuşmadı diyor. Ve buraya geldiğinde de bakmış bu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişteki o kırılma, reddi mirasın bıraktığı o tahribatı böyle merdiven altlarında, kuytu yerlerde, izbe yerlerde, işte kaçak göçek hafızlıkların yapıldığı bir yerde, böyle bir ortamda İslam'ın izzetine uygun bir insan tipi çıkmaz diye bunları daha böyle rehabilite eden, düzgün programlara dönüştüren İmam Hatip Liselerinin bu müfredatını ilk oluşturan adam. Mahmut Celaleddin Ökten. Şimdi oğlu Saadettin Hoca bize üç tipi anlattı orada. Bir, evde idol olan, yani karizmatik bir baba, oturmasıyla, kalkmasıyla, insanlar arasındaki ilişkisiyle birlikte evde bu örnek alınabilecek bir babayı, zaten dışarıda İmam Hatip Liselerindeki örnekliğiyle birlikte bunu anlattı. Daha sonra düşünce olarak bu toplumu yoğuran ve o dönemki nesli iyi eğiten Nurettin Topçu'yu anlattı. Nurettin Topçu da Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca eğitimle orada felsefe eğitimi ki tamamen akli bir eğitim. Tamamen böyle Fransızca öğreneceksiniz, orada gidip felsefe eğitimi yapacaksınız ve daha sonra da orayı birincilikle bitireceksiniz. Ve olmadı isyan ahlakı diye, belki hocamın kılavuzluğunda onu belki ders olarak da işlemenizde fayda var. Bilhassa böyle
ulemaya kısmen orada hareket şeyleri var, rotaları var. Yani isyan ahlakı ile ilgili çok da güzel bir tez hazırlıyor. Daha sonra da kitaplaştırılmış. Bir, evde idol olan Mahmut Celaleddin Ökten, baba. İki, o döneme zihnen besleyen Nurettin Topçu. Üç, bunların arasındaki manevi bağı kuran Abdülaziz Bekkeni Hazretleri. Şurada hemen hocam giderken sizi Edirne Kapı'da şehitlikte göstersin. Ömer Nasuhi Bilmen, Abdülaziz Bekkeni, Hasip Efendi. Altında da rahmetli Sebahattin Zaimler, Masar Özmanlar, efendime söyleyeyim Enver Abdik, Bahattin Çarhoğlu. Tüccarımız var, siyasimiz var, alimimiz var. Hepsini buluşturan bir manevi, bir de çimento var. Yani oralar bazen mezarlıklar aslında bu toplumun tapu senedi çocuklar. Hocamız siz kılavuzunuzu bırakmayın. Yani oraya gidip de bu işte bir diyelim Ömer Nasuhi Bilmen Erzurum'dan gelmiş, İstanbul'da bir müderris, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı olmuş. Bununla da yetinmeyin yani. Ve hatta İLAM geçen sene İslam Ansiklopedisi'nde Ömer Nasuhi Bilmen'in vefatının 40. yılı münasebetiyle yani orada güzel bir program yapıldı. Yani bu türlü şeyleri biyografik çalışmalardan daha çok istifade edilebilir. Asıl şeyi de söylemek istediğim, yani orada baba Mahmut Celaleddin Ökten, düşünce olarak besleyen Nurettin Topçu ve bunların arasındaki irtibatı kuran çimento, bağlaç vazifesini gören Abdülaziz Bekkini. Şimdi burada ailede hala profesör profesör Sabahattin Ökten profesör olmuş, yaşı başı yani kemalata ermiş, hala babanın ideallerini, babanın o rol modelliğini anlatıyor. Eğer bir ailede de baba gerçekten giyimi kuşamıyla, ibadet taatıyla, aile içerisindeki muamelatı, eşine davranışı, misafirine davranışı, hatta oradaki oturması, kalkması, hatta tıraşı, dişini fırçalamasına kadar adı konmamış bir örneklik oradan çıkıyor zaten. Hangi birimiz kirli pasaklı bir halden hoşlanırız? Hangi birimiz veyahut da tersinden söylediğimizde eli sopalı gardiyan gibi babadan hoşlanırız? Ama yarın baba olacaksınız ve orada eşinizi, çocuğunuzu yani çok iyi koordine ederek onları bir koro halinde hareket ettirirseniz zaten başarıya götürüyor sizi. Onun için bunu sadece bireyin izzeti, vakarı değil, ailenin izzeti, vakarı ve daha sonra belki sorduğunuz için toplumun izzeti, vakarı ve ümmetin izzeti, vakarı, insanlığın izzeti, vakarını belki kademe kademe genişleterek bunları enine boyuna konuşmak ve inşallah ilk günde ben bıktırmak istemiyorum. Ve iyi bir kılavuzunuz var, peşini bırakmayın diyorum sadece. Ya bu cimriliği falan da yoktur. Yani Karadeniz arkadaşlar da alınmasınlar. Geçen Yıldız'ın rektörünü burada misafir ettik de ben ondan nakil edeceğim. Temel diyor öğretmenmiş. Çocuğa diyor 7 vermiş. İşte notta 7'yi bir rakamla yazıyor musunuz herhalde? Bir de yazıyla. Şimdi 7 rakamla yazıyor. Ama yazıyla yazarken 7 o oradaki D mi T mi? Tereddüte düşmüş. Ulan D olursa 7 olmuyor. Yeti o acaba hangisi? Dursun'u çağırmış. Demiş ya sen edebiyat hocasısın, bu işleri bilirsin. Ben bunu rakamla 7'yi yazdım da yazıyla nasıl yazılıyor? Dursun edebiyatçı bakmış bakmış. Ver o 8 gitsin demiş. Yani hocamın cimriliği yok. 8 de verir size, 9 de verir. Hatta ondan aşağı almayın. Bu ve benzeri konuları, bir de İstanbul'da bulunmak. Ve zaten hepiniz Anadolu'dan gelmişsiniz. O ayrı bir çiçek, ayrı bir güzellik. İstanbul'u da sadece eğer Sosyal Doku Derneği'nin veya İnsan Medeniyet Hareketi'nin bir çatısına girip de
Eğer buranın tarihi mirasından, birikimden istifade etmezseniz köylü kalırsınız çocuklar. Köylülüğün hiçbir ederi yok. Yani sınıfsal olarak hepimiz köyden geldik. Yani babalarımız, atalarımız köyden. Yani İbn Haldun'un yani düşünsel olarak ne diyor? Bir adam bir hafta köyde ömür geçirse 3 ay aklı başına gelmez diyor. Niye ben bazen köye gidiyorum? Orada abilerim, işte ablalarım falan böyle. Oradan işte kızım gel 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 kızı diye çağırdı ineğin yavrusu. Ya ineğe kızım diye çağırıyor. Tosuna oğlum diye çağırıyor. Böyle kız ve oğlun yani inek tosun olduğu bir yerde insan ufku daralır. Ama İstanbul 600 sene Osmanlı'ya, 1300 sene Bizans'a, ondan önce hangi medeniyetse ona başkentlik yapmış müthiş bir beşik. Ve bunun için hocama bırakmazsanız Allah'ın izniyle bize de düşen bir şey olursa yani bu noktada cimrilik yapmaz. Bilavedel her zaman biz hizmetinizde oluruz inşallah. Aslında ben geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah sizleri iki cihanda aziz eylesin. Rabbim rızasına uygun hayır işlerde sizleri muvaffak eylesin. Hakkı hak olarak bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip batıldan kaçınmayı nasip etsin diyorum.